Metropol'den merhaba, Sofia Vary ile başlıyoruz. Dünyaca ünlü sanatçı Sofia Vary, Türkiye'deki ilk kişisel sergisiyle İstanbul'u sanatseverlerle buluşuyor. Sevgili seyirciler, Sofia Vary sergisinde Pera Müzesi'nden Begüm Akkoyunlu Ersöz'le birlikteyiz. Nasıl oldu Sofia Vary sergisi yapmak? Pera Müzesi'nin nereden aklına geldi? Bir hikayesini sizden alabilir miyiz? Memnuniyetle. Sofia Vary sergisi bizim yaklaşık 3 yıldır planladığımız, üzerinde çalıştığımız bir sergiydi. Sanatçıyla birebir olarak ilk tanışmamız eşi Fernando Botero'nun Pera Müzesi'ndeki sergisiyle gerçekleşmiş oldu. Ama Sofia Vary zaten bildiğimiz uluslararası eserlerini tanıdığımız, sevdiğimiz bir sanatçıydı. Bizim için o anlamda Pera Müzesi'nde konuk etmek de ayrıca önemliydi. Bu yıl gerçekleştirebildik. Dediğim gibi yaklaşık 2-3 yılı bulan bir serüvendi bizim için. Sergide sanatçının kaç eseri yer alıyor? Sanatçının 27 heykelini ve 30 resmini sergiliyoruz burada. Dolayısıyla heykellerden ve resimlerden oluşmuş bir karmayla Sofia Vary Türk izleyicisinin karşısında. Bu serginin özelliği tabii Sofia Vary aslında sanatına resimle başlamış, kariyerine resimle başlamış bir sanatçı. Tabii ki bir genç bir sanatçı olarak Avrupa'da gördüğü eğitim süresince ve sonrasında ilk yıllarda resim yapmanın çok daha kolay olduğundan bahsediyor kendisi de. Ama her zamanki arayışı heykelde olmuş çoğunlukla. Çünkü kendisi hacmi ve boşluk, doluluk ve derinlik ilişkilerini çok araştırmayı seven bir sanatçı. Ve bütün bu aradıklarını aslında biraz daha heykelde bulmuş bir sanatçı. Ve yıllarca heykel üzerine yoğunlaşmış, kendisini heykelle ifade etmiş. Ne var ki 2000'li yıllardan itibaren resme yeniden bir dönüşü de var. Hem İtalya'da bulunan atölyesinde büyük boyutlu eserlerini, heykellerini yapmaya devam ediyor. Hem de bir yandan resimle de uğraşmaya devam ediyor. Sergide yer alan yapıtlar, resimler. Özellikle Pera Müzesi'nde biz bu sergi fikrini ne birlikte karar verdikten sonra oluşmuş, bu serginin heyecanıyla yapılmış yapıtlar ve onun son dönem anlayışını özellikle yansıtan resimler. Ama resimlerde de göreceğiniz gibi onun özellikle geometriyle ve formların birbirleriyle olan ilişkisi ön planda. Renkler ve ışık gölge etkisiyle olan birbirleriyle ilişkisinden. Bunu yer yer sulu boyayla yapıyor. Ki sulu boyada alışık olmadığımız görüntüler aslında oluşuyor. Çünkü onun geometrik formlarının yüzey ve hacimle olan ilişkilerini görmek bence gerçekten ilginç. Sulu boyayla alışık olmadığımız için bu tip ilişkilere. Ama bunun yanı sıra kolajlarına da yer veriyoruz bu sergide. Bütün bunları heykelleriyle bir arada düşündüğünüzde aslında çok birbirini bütünleyen bir anlayışa varıyorsunuz. Onun özellikle bu hacim ve forma dair arayışlarına ilişkin. İstanbul Türkiye sanatçıya ilham vermiş mi? Hiç konuştunuz mu geldiği zaman? Buralardan ilham alarak sanatlı eserlerini, yeni eserlerini gerçekleştirmek istedi mi?
Çok güzel değindiniz. Gerçekten kendisi de bu konuda büyük bir heyecan duyduğunu söylüyor. Çünkü dediğim gibi bizim 2010 yılındaki kişisel tanışıklığımızdan sonra ve İstanbul'daki ziyaretinden sonra çok heyecan duyduğundan bahsediyor. Çünkü Sofia Vary Yunan asıllı bir sanatçı ve çok yakın kültürleri paylaştığımız bir sanatçı aslında. Yani bugün dönüp baktığınızda özellikle Fernando Botero ile olan evliliklerinden dolayı dünya vatandaşı niteliğindeler. Çünkü Kolombiya'dan Amerika'ya, Fransa'dan İtalya'ya pek çok yerde atölyeleri olan ve çalışan sanatçılar her ikisi de. Özellikle Sofia Vary'nin anıtsal büyük heykelleri dünyanın pek çok, Avrupa'nın pek çok merkezinde, meydanlarda örneğin ziyaretçilerin karşısına çıkacak. Ama bununla birlikte yani bu çok kültürlülüğün, çok ulusluluğun yanı sıra onun hala derinlerden gelen bir Yunanlısı ve Akdenizli hali var. Ve kendisi de bundan bize de aynen bahsetti. Bu bağlamda örtüşmek, yani Türkiye ile ve bizlerle kendisini ne kadar yakın hissettiğini ve ona yeniden bu heyecanı verdiğinden bahsetti ve özellikle belirtti. Gerçekten buradaki eserlerin özellikle son yıllarda ona verdiği bu ilhamla ürettiğini ve bu sergi fikriyle İstanbul için özellikle ürettiği yapıtlar olduğunu. Sofia Vary sanatı hakkında: "Resim bir yanılsamadır, göz aldatmacasıdır. Ben dokunmak istedim, hacim istedim. Eserin etrafında çepeçevre dönebilmeyi, mekanda ona biçim vermeyi, yarattığım şeyin gerçekten var olduğunu hissetmeyi istedim," der. Pera Müzesi'nin iki katına yayılan serginin küratörlüğünü Marisa Oporeza ve Maria Topal yapıyor. Formların ve hacimlerin kraliçesi olarak ifade edilen Sofia Vary'nin bronz, gümüş, mermer gibi malzemelerden ürettiği heykelleri izleyiciyle buluşuyor. Sergide heykellerin yanı sıra sanatçının bu yıl içinde ürettiği ve ilk kez sergilenen tuval üzerine karışık teknikle gerçekleştirdiği bir dizi eseri de yer alıyor. Vary bu eserleri oluştururkenki çıkış noktasını şöyle anlatır: "Amacım geometriyi, hacmi ve şekilleri alıp boşlukta onları insanileştirmek." Sofia Vary'nin heykelleri dünyanın dört bir yanında açtığı sergilerde geniş ilgi uyandırır. Sanatçı heykellerinde ruhsal olanla fiziksel olanı, mantıksal olanla duyusal olanı, düzle hacimliği bir araya getirir. Modern ve kadim sanatı derinlemesine inceleyen Vary, geometri aracılığıyla insan figürünü ve şekilleri indirger. Yaşamın özünü serbest bırakarak heykele dinamik ve çevik yeni bir tanım verir. Düz çizgiler ve yuvarlak formlar arasındaki tezatlık, heykellerin temelini oluşturur. Sofia Vary 19 Ocağı kadar Pera Müzesi'nde. Metropol devam ediyor.